Evet, bir soru cevap videosunu daha çekmeye çalışacağım. Bugün 3 Ocak 2016. İsmim Yunus Emre Doğru. Merhaba Yunus Emre. Elektronik elektronik mühendisi mezun olmakla beraber kendimi yazılım alanında geliştirmek isteyip Besme ile birlikte Java'ya başlamış bulunmaktayım. Tamam, süper. Yani elektrik elektronikle ilgili şunu söyleyeyim. Elektrik mühendisliği biraz tabii ilerlemekte olan bir bölüm. Ve her yerde kullanılabilirliği var ama elektronik mühendisliği böyle merkezi mesleklerden birisi. Yani meslekleri böyle iki gruba bölmek mümkün. Bir alana yayılmış meslekler ki bilgisayar bilimleri ve programcılık böyle bir meslektir. Bir de merkezi meslekler var. Merkezi meslekler de bir merkezden kolayca yapılabilen. Mesela genetik mühendisliği böyledir. İşte genetik mühendisliği genlerle değil mi oynuyorlar. Onu bir meslek olarak yapıyorlar. Onu bir merkezde yapıyorlar ve bütün dünya o genleriyle oynanmış organizmaları, şeyleri, meyvedir, sebzedir neyse kullanıyorlar. Bunu sizin gidip bir evde yapma şansınız, gidip bir işte gelişmemiş bir ülkede yapma şansınız yok. Ama bilgisayar bilimlerini her yerde yapabilirsiniz. En gelişmemiş ülkede bile bir web sayfası tasarlarsınız, değil mi? Her evde oturup bir şey yapma şansınız var. Dolayısıyla elektronik mühendisliği birazcık bu merkezden yönetilen ders şeylerden, mesleklerden birisi. Dolayısıyla çok sahaya yayılma, yani devre tasarımı vesaire işleri birazcık merkezileşmiş durumda. Orada çok şansımız yok. Bununla birlikte elektrik mühendisliği tabii sahada kullanılıyor. Yani inşaat sektöründe güç elektriği, yüksek voltajdan bahsediyorum. Şu anda Türkiye'de de biliyorsunuz dönüşüm yaşanıyor. Enerjiyle ilgili artık insanlar, ben de buraya bir tane mesela şey koyup, güneş enerjisi üreten bir şey koyup, rüzgar enerjisi üreten bir şey koyup devlete elektrik satabiliyorum. Bunlar güzel gelişmeler ve tabii mesleğin de önünü açıyor. Şimdi siz tabii bilişime kaymak istiyorsunuz. Tamam, süper. Buyurun. Herkese yer var bu alanda. Çok boş bir alan. Java ve Android adı altında bir kursa gidiyor musunuz? Bu da güzel. Videolarımızı takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederiz. Java ile tanışalı 2,5 ay oldu. Oldu. Henüz sabırlı olmam gerektiğini biliyorum. Fakat nasıl bir yol? Evet, 2,5 ay aslında yani çok da sabırlı olacak bir şey değil. 2,5 ayda çok rahat. Yani şöyle söyleyeyim. Bir dil. Bir gecede öğrenilebilir. Hani çok uzman birisiyseniz, çok dil biliyorsanız yeni bir dil öğrenmek çok daha kısa zaman alıyor. Hadi bir haftada öğrenilir, bir ayda öğrenilir. Ne kadar bildiğinizle ilgili bir şey ama 2,5 ayda da bayağı bir şey öğrenilir aslında. Tabii panik yapmayın yani ne kadar vakit ayırdığınızla ilgili, ne kadar tecrübeniz olduğu ile ilgili bir şey. Yoksa yani bir yılda da ilk dil ne kadar zamanda öğrenilir derseniz o kişiye göre çok değişmekle birlikte ilk dil bayağı bir vakit alıyor. Java, HTML, XML ve Android alakalı öğrenebileceğiniz kitap PDF olursa çok sevinirim. Çok teşekkürler şimdiden. Şimdi tabii videoyu çekmemdeki motivasyon da bu tip bir soru oldu. Java, HTML, XML ve Android ile ilgili kaynak neresidir? Belki çoğu yani bu videoyu izleyen kişilere faydalı olabilir. Çok buna benzer sorular geliyor çünkü kaynakla ilgili. Şimdi birincisi Java ile ilgili bizim çektiğimiz videolar var. Onları izleyin. Videolarımızın amacı zaten sizlere ulaşmak, Türkçe kaynak sağlamak. İkincisi herhangi bir kaynakla ilgili bilişim dünyasındaysanız İngilizce öğrenmeniz şart. Yani bu dünyada var olacaksanız. Şöyle söyleyeyim. Bir böyle önde gidenler var. Yani birincilik diyelim, birincilik diyelim. Birincilikteki uzmanlar var. Orada olacaksanız İngilizce olmadan olmuyor. Ha siz ikincilikte oynarsınız. Veya işte patronun akrabasısınızdır, şusunuzdur, busunuzdur o şekilde birinci lige girersiniz. Ama bileğiniz hakkıyla birinci ligde oynamak istiyorsanız İngilizce olmazsa olmaz. Ama ikinci ligde mesela bir teknoloji geldi. Şimdi diyelim ki Android programlama var değil mi? Android ile mobil cihazlara program yazıyor. Son 3-5 yıldır favori mesleklerden birisi. Şimdi artık ne oldu? İşler ilk baştaki adamlar oturuyordu. Ben bile J2ME'de kod yazıyordum. İşte oturuyorduk. Baya baya kodunu yazıyorduk. Şimdi ne oldu? Stüdyolar çıktı. Hazır böyle ekrandan tutuyorsunuz, bırakıyorsunuz, oyun yapıyorsunuz, oyun geliştirme ortamları çıktı falan. Veya web sayfası ilk çıktığını ben yaşadım. HTML kodluyorduk. HTML kodluğunu bilmek şey bir şeydi yani çok iyi paralar kazanabileceğiniz bir şeydi. Şimdi herhangi bir şey değil. Hatta bunu yapan bir sürü stüdyolar var. Hazır tasarlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Yani teknoloji eskiyince değeri de düşüyor. Değeri düşünce herkes de yapabilecek hale geliyor. Onu zaten değerini düşüren herkesin yapabilecek seviyeye gelmesi. Dolayısıyla birinci ligde oynuyorsanız İngilizce bilmeniz şart ve kaynakları İngilizce kaynaklardan okumak şart. Ve burada da şunu tavsiye ediyorum. Kaynaklarınızı direkt şeyi teknoloji üreten yeri bir kere okuyun mutlaka. Şimdi bakın Java'da ben mesela izlediğim kaynak ne? Java Tutorial. Java Tutorial'ı Java'yı yazan Java Tutorial, Java'yı yazan kişiler tarafından oluşturulmuş
Yıllarca desteklenmiş, bu firma tarafından, Java'yı geliştiren firma tarafından yıllarca üzerinde çalışılarak sunulmuş bir kaynak. Şimdi bu kaynağı okumak çok önemli. Sizin diğer okuyacağınız bütün kaynaklarda bu kaynağı ya içermek zorunda, ya orayı referans vermek zorunda, ya bir şekilde orasıyla ilişkili olmak zorunda. Kopamıyor. Çünkü zaten teknolojiyi üreten kişilerin beyninde olan, ruhunda olan şeyler oraya yansıyor. Gelince sorunuza cevap. Android. Android'i kim geliştirdi? Google. Girin android.com galiba. Android.com evet. Android.com'a girin okuyun. API'yi var, API'si var. Application Programmable Interface'in kısaltılmışı. Açın, fonksiyonları oradan bakın. Bakmak zorundasınız zaten. Ha, ondan sonra siz bununla ilgili mesela Android Studio var değil mi? Veya Android, bu Google'ın dışındaki başka stüdyolar var. Hazır geliştirme ortamı. Onları kullanıyorsunuzdur. Onların sağladığı avantajlar, kısa yollar vardır. Onu kullanın gene. Ama kullandığınız teknolojinin özünü bir kere anlayın. Onunla ilgili kaynağı okuyun. XML kim geliştirdi? Şu an kim destekliyor? W3 Consortium değil mi? W3C şeklinde yazılan. Bunların eğitim olarak verdiği kaynaklı W3 Schools. Girin okuyun. W3 Schools'u okuyun. Oradaki kaynakları bir kere okuyun. Ha, bu kaynaklar İngilizce. Ben Türkçe öğreneceğim. Bu otomatik olarak ben ikinci dilde oynayacağım demek. İkinci dilde oynayacaksanız, kaynak istiyorsanız ve Türkçe kaynak istiyorsanız bekleyeceksiniz. Yani teknoloji çıkacak. O teknolojiyi atı alan geçecek, kullanacak, bir yerlere gelecek. Sonra birilerinin aklına gelecek. Ya bu şeyle ilgili bir Türkçe kaynak yazsak iyi olur diyecek. Bir kitap yazacak. O kitabı satmaya çalışacak filan. Bunu da bir pazar olarak görecek. Ha, arada böyle birileri çıkıp yeni en son teknolojilerle ilgili video da çeker, kitap da yazar. Bunlar da olabilir ama bu o kişiyle ilgili birazcık şey yani vakit ayırması lazım. Zaten yoğun bir mesainin dışında çalışması lazım falan. Zor işler bunlar. Ben kendi çektiğim videolardan biliyorum. Gerçekten uğraşmak gerekiyor. HTML ile ilgili, HTML 5.0 ile ilgili de gene W3 Consortium'u okuyabilirsiniz. W3 Schools'u tavsiye ederim. Orayı okuyabilirsiniz. Yani Java ile ilgili bizim videolarımızı bekleyip izleyebilirsiniz veya Java'yı Java Tutorials'ı okuyup yapıp tekrar edebilirsiniz. XML ve HTML ile ilgili W3 Schools'u okuyabilirsiniz. Android ile ilgili Google'ın android.com'u okuyabilirsiniz. Oradaki şeyi ADT malum Eclipse ile iyi çalışıyor Android. NetBeans'te de kullanılabiliyor ama ADT denilen Android'in geliştirme ortamı var. Bunu Eclipse'e ekleyebiliyorsunuz. Onun üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ve Android Studio kullanılıyor. İnşallah vakit olursa ve talep gelirse onunla ilgili videolar da hazırlarım. Android üzerinde programlama nasıl yapılır onu anlatırız. Veya Objective-C iPhone üzerinde nasıl kod yazılır onları anlatmaya çalışırız videolarda. Ama şey tavsiye istiyorsanız bu teknolojileri sormuşsunuz. Java için Java Tutorial, HTML ve XML için HTML 5.0 özellikle ben de onunla ilgili video çekmeyi istiyorum. Var listemde de var. Talep geldi onunla ilgili listeye ekledim. Talep geldikçe ben talepleri topluyorum. Bir listem var böyle uzun bir liste olmaya başladı. Vakit buldukça da videolar çekiyorum, ekliyorum eğitim serilerine. İnşallah hepsiyle ilgili video çekeceğiz. Ömrümüz yeterse, sağlık, güç, kuvvet olursa. HTML ve XML ile ilgili de W3 Consortium'u takip edebilirsiniz. Ha şu tabii, HTML ve XML'i Java'dan, İşte SuxParser, DomParser var, XPath var, değişik teknolojiler var. Bunun altından kullanmak istiyorsanız tabii onu Java'da öğrenmek lazım. Yani bu teknolojinin önce özünü öğrenip HTML nedir, ne işe yarar, basit işte taglerini vesairesini öğrenip kullanmak. XML için de gene aynısı geçerli. XML nedir, nasıl parse edilir, nelerden oluşur, bileşenleri nelerdir, bunların XTD denilen document type'larının tanımlanması, DTD denilen şeyleri, kavramların anlaşılması. Tabii Android için de Android nedir öncelikle cihazdır işte cihazın üstünde çalışan işlem sistemidir, nelere izin verir, neler güvenlik için korunmuştur vesaire. Bunlara bakıp onun üzerinden önce bir konsepti, kavramı anlayıp, dünyayı anlayıp sonra üzerinde kod yazmak mantıklı olan yol. İyi bir yerden başlamışsınız. Mobil geliştirme şu an favori konulardan birisi. İş de bulabilirsiniz. Benim genel olarak tavsiyem şu. Kendinizi nerede görmek istiyorsanız, nereye oynuyorsanız, yani piyasada ben işte mobile developer olacağım. Mobil cihaz üzerinde kod, tablettir, cep telefonudur üzerinde kod yazan birisi olacağım. Ben işte veya ben her konuda kod yazacak birisi olmak istiyorum. Yapay zekada kod yazmak istiyorum. İşte ben akademisyen olmak istiyorum. Neyse amacınız o alanla ilgili bir an önce bir işe girin. Gerekiyorsa ücretsiz girin. Gerekiyorsa para almayın. Gerekiyorsa kurslara gidin, bunlara para verin. Yani kursa gitmek de neticede üste para vermek oluyor. Normalde hani ben bilgi çalışanı olarak bilgi için para vermeyi çok doğru bulmuyorum. Şayet ben bilgiye ulaşıp öğrenebilecek seviyeye gelmediysem, kendi kendime bunu yapamıyorsam, o zaman bilgi çalışanı değilim demektir. O bilgiyi bir yerlerden satın alıyorum demektir.
başkasından satın aldığım silahlarla savaşıyorum demektir. Kendi silahımı üretemiyorum demektir. Ben böyle yorumluyorum. Tabii şunu her zaman anlarım. Siz kendiniz belirli bir zamana sahipsiniz. Zaman da sizin için para demek. Dolayısıyla zamanı verimli kullanmak için eğitim alabilirsiniz. Ama bu başlangıç seviyesinde bence olmaması gereken bir şey. Yani siz mesela bir şirkette çalışıyorsunuz diyelim. Sizin bir saatinizin ücreti 100 lira diyelim örnek olması açısından. Siz o bir saati harcayıp yeni bir teknoloji öğrenmek yerine onu 10 dakikada, 5 dakikada size anlatan birisi varsa o bir saat oturup öğrenmek yerine hazır bir kursa gitmek mantıklı. Belki bir hafta oturup yeni bir dil öğrenmek yerine işte bir günde size onu anlatacak birisine o parayı vermek mantıklı. O zaman daha hızlı öğrenilmiş oluyor ve daha mantıklı olabilir. Ama sıfır daha hayatta başladık. Hiçbir şey bilmiyoruz. Belki eğitim işte üniversitede filan bazı kursların alınması, dersler alınması, üniversite eğitimi tabii akademik bir eğitim, o çok başka bir eğitim kurslardan. Ama bir sonraki aşamada böyle teknoloji için eğitim alınması benim kişisel olarak doğru bulmadığım bir şey. Oturup kendiniz öğrenmeyi becerebilmeniz lazım. Bu bir yetenek, bunu da öğrenmek gerekiyor. Hayatınızın geri kalanını da buna göre şekillendirmeniz gerekiyor. Bunun için de en önemli gereken şey benim kişisel görüşüm İngilizce. İngilizce'de sıkıntı varsa öncelikle ona uğraşın. Belki de yani ben şunu söyleyebilirim, uzun vadede belki bir ayda iki ayda bunun farkı çok ortaya çıkmaz. Belki de kötü bir yatırımdır ama uzun vadede İngilizce'ye yapacağınız yatırım bu kurslara yapacağınız yatırımdan çok daha kıymetli olur. Uzun vadede bunu daha iyi anlarsınız. Ben en azından şöyle bir hayatıma baktığımda, çevremdekilere baktığımda bu farkı çok net görüyorum. Şayet İngilizce ile ilgili sorun varsa bence İngilizce'ye yatırım yapmak, onu öğrenmek bir HTML öğrenmekten, Java öğrenmekten çok daha değerli. Ama tabii kısa vadede bir de herkesin hayatı farklı, yaşantısı farklı, aile durumu, geliri vesaire bir sürü farklı modeller var. O yüzden böyle genel bir kural söylemek doğru değil. Herkese göre değişebilir doğrular. Ben kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Gördüğüm pencereden neler yaşadığıma göre bir yorum yapıyorum. Ama şeyi tabii öyle bir iddiam yok yani. Kesinlikle bu yapılmalıdır gibi bir iddiam yok. Yanlış anlama olmasın. Kaynakları söyledim galiba. Tekrar ediyorum. Java için Java tutorial'ı mutlaka okuyun. En az bir kere. Sonrasını başka yerlere kaynak ihtiyacınız olursa bana gelin gene. Ben Java tutorial'ı okudum. Şimdi şu konuda gelişmek istiyorum deyin. Ona göre ben yine yönlendirme yapayım. HTML ve XML için W3 Schools var. İnternete girerseniz W harfi 3 School şeklinde, okulun İngilizce şeklinde aratabilirsiniz. Android için de Google'ın altında Android.com şeklinde web sitesi olarak da veriyorlar. Bu kaynakları mutlaka bir kere geçmenizde fayda var. Ondan sonrasını artık uzmanlaşacağınıza göre başka konularda devam edebilirsiniz. İnşallah sorunuza cevap olmuştur, yardımcı olur diye